Bir narsistin mutlu olacağı ideal tipoloji hangisidir? Köle. Narsistin seni anlamasını beklemeyin. Anlatıp 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 anlamasını beklemeyin. Ağlamayın yanında lütfen. Zayıf düşmeyin, yalvarmayın, yakarmayın. Çünkü narsistin amacı zaten o. Ondan bir haz alıyor. En zayıf tarafından ona saldırdınız. O yüzden asla eleştiremezsiniz. Gizli narsistleri asla 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 eleştiremezsiniz. Narsist eş karısını beslemediği gibi var olan enerjisini de alıyor. Eşini emerek beslenir. Eşi onu koltuk değneği olur. Koltuk değneği yapıncaya kadar onu öğütmeye başlar. Erkek ihtiyacı oluyor 5 dakikalığına. Kadın için sadece eziyettir o. Kadın için işkence oluyor. Ve Türkiye'de başladı şu anda. Akşamları baş ağrısı sendromu var kadınlarda. Kayınvalide bir iç çeker. Çok sevmiş kızı. Merhabalar. Davranış bilimleri uzmanı, aile danışmanı ve yazar. Sizin de çok sevdiğinizi bildiğim Ferhat Aslan'la birlikteyiz. Efendim bugünkü konumuz aile. Bir bombardıman şekilde negatif unsurların yağdığı aile ve aileyi oluşturan fertlerin daha iyiye gitmesi için uzman görüşünü alacağız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş Nasılsınız? Bulduk Emine. Gayet iyi. Sizler de iyisiniz. Kadar çok seviyorlar sizi. Öyle mi? Umarım çok öyledir. Çok selam getirdiniz. Evet. Takipçilerden, dostlardan çok çok selamları var ve size sormamı istedikleri sorular da var. Öncesinde ters köşe bir soruyla, yani en sonda soracağımı en başta sorarak girmek isterim sizin için uygunsa. Hadi bakalım. Kültürümüzde de çok sevilmeyen, geleneklerimiz arasında da çok sıcak bakılmayan boşanma konusu. İnandığımız tabii ki dinde de bununla ilgili öğretiler var ve Allah'ın da en sevmediği, helal diye şerh düştüğü boşanma konusu. Soruyu şöyle soracağım. Her evlilik devam etmek zorunda mıdır? Ters köşe oldu. Şundan oldu çünkü evliliklerin sonunda gerçekleşecek bir şey. Şimdi Emel Hanım, boşanma, demin siz de ifade ettiniz. En sevmediği helal dediniz. Dikkat edin ama helal kelimesini kullandınız. Eğer olmasını istemeseydi yaratıcı, haram derdi, olur biterdi bu. Ama şöyle bir helal, yani apartmanlarda yangın merdiveni vardır ya, zor kaldığınızda çıkmanız gerekiyor oradan. O merdiven her zaman kullanılmaz. O zor zamanlarda, yani ev yanıyor, çocuklar perişan, baba narsist, şiddet başını almış gidiyor. Yuvayı koruyayım derken yuva kendi içinde çürümeye başlıyor. Hanımefendi bunalımlar ve depresyonlar yaşıyor. İntiharlar baş gösteriyor. Çocuklar evlilikten ve evlenmekten nefret edecek hale geliyor. Ama siz, ben efendim boşanmıyorum, evliliğimi devam ettiriyorum diyorsanız sadece dış cepheyi boyuyorsunuzdur. Dış cepheyi koruyorsunuzdur demektir. İşte böyle durumlara geldiğinizde bazen ayrılmanız ama bu sizin vereceğiniz bir kararla olmayacaktır. Nokta burası. Önemli nokta. Sizin vereceğiniz bir karar değil. Yani bana göre bu evlilik kötüdür diyerek olmaz. Bir uzman desteği. Uzman desteğiyle evet bu evlilik çürümüş. Yani bu evlilikte boşanmayı bir seçenek olarak kullanabilirsiniz. Dendiğinde değerlendirilebilir. Özellikle narsistlerin ki narsist teşhisinin konması gerekiyor. Narsistlerin çiftlerden birinin narsist olması durumunda evlilikler çıkmaza giriyor. Çok zor ilerliyor. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Boşanma kapısı açıktır. Elinden gelen her şeyi yap. Sadece senin elimden geleni yaptım demenle olmaz. Bir uzmanla gerçekten elinden geleni yaptın. Artık bu ölü bir ilişkidir. Yani bedenden ruh çıkar ya. Evliliğin ruhu gitmiştir artık. Bu defa ceset bir evlilik. Herkese zarardır yani. Az önce narsizm dediniz. Size sormamı istedikleri izleyicilerimizin en sık gelen soru da buydu. Bir narsistle yaşamak. Geçen gün bir konuğum, yine bir uzman konuğum dedi ki narsizmin tedavisi yoktur. Ben soruyu şöyle soracağım. Bir narsisti yolun öte tarafından nasıl tanırız? Var mıdır her narsiste ortak, bu varsa bu adam narsist, bu kadın narsist diyebileceğimiz belirgin bir özellik var mı? Tabii. Şimdi narsistler bir de narsizm ikiye ayrılır. Daha doğrusu narsistlik ikiye ayrılır. Bir açık, bilinen, herkesin az çok fark edebileceği bir de gizli narsistler var.
Yani sadece tek başına gizli narsistlerle ilgili bir program yapmak lazım. Çünkü onlar çok sinsi yaklaşırlar. Onlar dış cepheyi çok iyi boyarlar. Hiçbir şey fark edemezsiniz. İşin içine girdikten sonra, evlendikten sonra, balayına döndükten sonra gerçek ortaya çıkmaya başlar. Eyvah, bugün eyvah. İnternette çok video var. Ne olur narsistlerle ilgili dünya kadar çalışma yapılıyor. Narsizm arttı, onu söyleyeyim. Medyayla birlikte narsizm de arttı. Sadece başarı odaklı ailelerden dolayı, başarı odaklı anne babalardan dolayı narsizm arttı. Okul başarısı veya hanımefendi eşiyle sağlıklı bir iletişimi yok. Kendi oğlunu, kendi geleceği olarak inşa ediyor. Her türlü yatırım yapıyor. Pohpohluyor. Önemsiyor. Öyle bir değer yüklemesi yapıyor ki kendini bir şey zannediyor. Kendisini ayrıcalıklı zannediyor. Erkekler bu tuzağa düşmeye daha mı meyyaller? Narsizme mi? Evet. Daha meyyaller. Neden? Anneden sebep mi acaba? Aslında bizim toplumumuz da öyle. Çünkü erkek odaklı, erkek egemen bir toplum olduğumuzdan dolayı bütün dikkatler erkeğin üzerine toparlanıyor. Toplum itinayla büyütüyor narsizmi. Maalesef, aynen. Kendimiz büyütüyoruz onu. Şimdi narsistlerle ilgili birkaç veri paylaşayım. Bakın, narsist bir kişiyi evliliğin, ilişkinin başında önce muhatabını tanır, yumuşak karnını anlamaya çalışır, zaaflarını öğrenir, öyle bir doldurur ki o zaaflarını, boşluklarını, muhatap der ki, ya nasıl da beni anlıyor? Dünyada benim gideceğim tek kişi buymuş, o da bana denk geldi. Çünkü narsist bu işi çok iyi biliyor. Bunu bilinçli de yapmıyor. Artık o bir narsisttir. Bütün hücreleri bunu konuşuyor. Bilinçaltı oturmuş bunda. Nerede nasıl davranacağını çok iyi bilir. Ve eğer bir hanımefendi ise muhatabı, kadının ayakları yerden kesilir. Bulutların üzerinde dolaşmaya başlar. Evlilik tekliflerini muhteşem yapar. Öyle bir değer yüklemesi yapar ki kadın hipnoz olur. Ve kadın bağımlı hale gelmeye başlar. Derken evliliğe girerler. Evlilikten bir süre sonra narsist der ki tamam, ben artık avımı yakaladım. Avım tamamdır der. Ondan sonra çıkardığı o tepeden aşağı indirir onu. Onu aşağı doğru indirecek çünkü orada kalmasını istemez. Narsist şöyledir. Bir ben varım. Benim çıkarlarım var. Benim üstünlüğüm var. Bir benim değerim var. Sen bir araçsın. Ama ben şimdilik sana bir yatırım yaptım. Senden ileride besleneyim diye yaptım bu yatırımın sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Sen şimdi in aşağı bakalım. Hemen eleştiriler başlar. Ama inanılmaz eleştiriler başlar. Ben olmasaydım sen buraya gelemezdin, benim sayemden sen adam oldun demeye başlar. Ve muhatap şaşırır. Ya bu iyi bir adam der. Yani şu anda bunları söylüyorsa o zaman bildiği bir şey var. Kendiyle şüpheye girer. Bende bir kendiyle, sorun var o evet, zaman der. Evet bende bir sorun var demeye başlar. Çünkü bu çok iyi bir adam, çok iyi bir kadın. Ya bana bu kadar yararlı şeyler yaptı. Her şeyi bana feda eden bu kişi benim kötülüğümü düşünemez der. Bu defa kendinle çelişkiye düşer. Uyanıncaya kadar narsist onun içini boşaltmıştır. Yani onu değersizleştirmiştir. Yani onun kolunu kanadını kırmıştır. Yani onu kendine bağımlı hale getirmiştir. Kadını hipnoz etmiştir. O tadı almıştır. O tadı yine alacağım diye, bugün yarın tekrar döner, eskisi gibi olur diye ümitle bekler kadın. Ama hiçbir zaman olmayacaktır. Boşu boşuna beklersiniz yani. Sonra kadın ayrılacak ama ayrılacak mecali yok. Kendinden de şüpheye düştü. Kendinden de şüphe ediyor. En önemli kısmı o. Artık inancı kalmadı. Evet, depresyona girdi. Depresyona girdi. Özgüvenini kaybetti. Evet. Ben onsuz ne yapacağım evet, dedi. Yapamam. Çocuklar kimliğini da ona varsa, taçladı. Evet. Çocukları da varsa nereye gideceğim? Anne babası da ona geleliğinle gideceksin, kefeninle döneceksin demişse gidecek başka bir yerin kalmaz. Artık o senin kanınla beslenir. İnanın aynen böyle. Çok korkunç gibi görünüyor. Evet korkunç. İşte o şahsa iyileştirmek adına ne yapmalı ki kurtarıcı rol üstlensin?
Evet. Ya da yapılacak bir şey yok. Bu arada narsistin kadını ve erkeği yoktur, onu söyleyeyim. Yani narsist kadın olsun, erkek olsun aynı tehlike söz konusudur yani. Narsist kadın da erkeği öyle bir eleştirir ki, adamı öyle bir tüketir ki, adam dışarı çıkacak hali kalmaz. Kendinden utanmaya başlar. Çünkü sen adam mısın der. Sen benim sayemde adam oldun der. Sen erkek olsaydın diye cümleye başlar. En ağır ifadeleri kullanır. Erkek de kadına bunları kullanır. Peki çözüm. Ben kesinlikle eğer narsist teşhis konduysa bu evliliği yeniden gözden geçirmesini söylerim. O kadar mı umutsuz evet, durum? Evet. Ferhat çünkü Bey. Narsistler ilaçla düzelmezler. Çünkü kişilik bozukluğudur. Bunu söyleyen ikinci uzmansınız. Evet, kişilik bozuklukları ilaçla düzelmez Emel Hanım. Bak hastalıklar, psikolojik hastalıklar üçe ayrılır. Nevrotik hastalıklar, psikotik hastalıklar, bir de kişilik bozukluğu. Kişilik bozukluğu kişinin yapısının bozulması demektir. Kişinin doğasının bozulması demektir. Ama o bozulduğunu fark etmez. O kendisinin doğru olduğunu, toplumun bozulduğunu düşünür. Yola ters girer ama herkesin ters girdiğini düşünür. Ve buna da inanır, bütün benliğiyle buna inanır. Kırılgan yapıları vardır. Çocuk gibidir bunlar. Ergen çocuklardır. Sorumluluklarını yerine getirmezler. Ve kadın ise eğer beyefendi ise kadın annesi olmaya başlar zaman içerisinde. Erkek babası olmaya başlar. Peki çözüm. Bir, tekrar gözden geçirmesini tavsiye ederim. Eğer evliliğin başındaysa, daha çocuk yoksa 3 kez gözden geçirmesini tavsiye ederim. Çocuk ortada yoksa. Lütfen destek alsın. Çocuk yapmasın. Bir yere kadar gelsin, daha sonra karar versin. Yok, hocam ben devam edeceğim diyorsan bedel ödeyeceksin. Çok ciddi bedelleri göze alacaksın. Yani boşanmada ödeyeceğin bedellerle devam ederken ödeyeceğin bedeller arasında ne kadar fark olabilir bir şey diyemem. Boşandığında da bedel ödeyecek ya. O mu daha çok, devam ederse mi daha çok bir şey diyemem. Bu kadar. Tamam ama karar verdiniz ve devam edeceğim. O zaman devam edecekseniz siz narsistin zaaflarını öğreneceksiniz. Siz narsisti manipüle edeceksiniz. Çünkü narsistin işi sizi manipüle etmek. En iyi manipülatördürler bunlar. Ya tamamen çıkar odaklıdır. Her şeyi kullanır. Dinin bütün değerlerini tepe tepe kullanır. Bu defa sen zaafını öğreneceksin. Ne yapacaksın mesela? Birkaç yöntem söyleyeyim. Narsistin seni anlamasını beklemeyin. Anlatıp anlatıp anlamasını beklemeyin. Ağlamayın yanında lütfen. Zayıf düşmeyin, yalvarmayın, yakarmayın. Çünkü narsistin amacı zaten o. Ondan bir haz alıyor. Bir birey olarak durmaya çalışın öncelikle. Ne yapacaksınız? Mesela bir toplumun içindesiniz. Akrabalarla birliktesiniz. Orada o kişinin ne yapmasını istersiniz? Diyelim ki eve geç geliyor. Deyin ki ya Ahmet de sağ olsun akşamları çok da vaktinde geliyor. Çoluk çocuğuna çok sahip çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum Ahmet'e. Oysa ki öyle değil Ahmet. Çünkü narsist takdir edilmeyi çok sever. Siz onu oradan beğendiğinizi söylediğiniz için dolaylı mesajı alır. Ha, eşim benim akşam eve gelmemden dolayı beni takdir ediyor. O zaman ben biraz akşam eve gelmeliyim. Narsistlerin referansı kendi içleridir. Hiçbir değer referans değildir onun için. Bütün değerler, hukuki, bilimsel, dini her değeri kullanır yani. Referansı kendisidir. Kendi duygularıdır. Kendine göredir. Bana göre diye başlar. O zaman narsiste bir şey söyleyeceksek, eğer 3 gün önce, 5 gün önce bir şey söylemişse, canım sen geçen gün de söylemiştin ya, geçen sen de dile getirmiştin şöyle olmak lazım diye. Evet, yani çok doğru söylediğim bir şey. Onu yapalım mı? Hocam oya işlemek evet, gibi bir oya şeyden bahsediyorsunuz. Gibi. Evet, evet. Ve evde işte 2 çocuk varsa 3. çocuk? 1. çocuk. 1. çocuk? Evet, 1. çocuk o. Ve o çocuk diğer çocuklardan daha çocuk. Bak birçok danışanım der ki... Çünkü büyüme ihtimali evet, yok. Evet, evet.
büyüme ihtimali olmamakla birlikte koca bir adam davranışları daha tahripçi. Çünkü masum çocuk ne kadar tahrip yapabilir ki? Peki hocam, aşırı alınganlık da bir narsizm belirtisi midir? Evet, çünkü kesinlikle. Öyle çiftler görüyoruz kesinlikle. Ki etrafta. Hani diken üzerinde yürüyor, aman hanımım ya da kocam alınmasın, alınıp yine küsmesin. İlişkilerde küslük ya da küsme alışkanlığı narsizmin bir belirtisi tabii, midir? Bir belirti. Narsist mükemmeldir kendince. Fakat kendi içinde özgüveni yoktur. Kırılgan bir yapısı vardır. Eleştiri onun yarasına dokunmaktır. Yarası olan gocunur deriz ya, eleştirdiğinizde onu can damarından vuruyorsunuz. O kalkanını alır, zırhını giyer, kılıcını alır sana saldırır. Çünkü onun en zayıf tarafından ona saldırdınız. O yüzden asla eleştiremezsiniz. Gizli narsistleri asla eleştiremezsiniz. Açık narsistler bir derece hadi falan. Çıkar içinde olsa tabii ben yanlış yaptım diyebilir. Gizli narsistin farkı şudur. Mütevazi görünür. Çok böyle herkese iyidir. Dışarıda melek gibidir. Gerçek narsist dışarıda da kötüdür. Arkadaş çevresi yoktur fazla. Ama gizli narsist yardımseverdir. Böyle mütevazidir. Herkese yardım eder. Anadolu'da bir deyim var hocam. El iyisi benim kocam derler. El iyisidir. El iyisi. El iyisi, aynen öyle. Elin iyisi evin nokta nokta bilmem nesi derler. Evet, aynen öyle. Yani gizli narsizlere el iyisi diyebiliriz. Aynen öyle. Çünkü onlar değersiz oldukları için içlerinde dışarıda değer dilenciliğine çıkarlar. İnsanlara yardım ederek, hoş görünerek, iyi görünerek, aa ne güzel bir insan, ya ne kadar yardımsever Ahmet Bey biliyor musunuz? Şu Ayşe Hanım, yani bu mahallenin annesi ya. Herkese yardım eder bu kadın. O içten içe bundan beslenir yani. Ama bununla en ufak bir eleştiriye girin, günlerce küser sizden. Darılır sizden. Sen bana şunu söyledin diye defalarca karşına çıkarır. Gizli narsistlerin belirgin iki özelliği. Mütevazidir, iyi görünür, yardımseverdir. Ama asla ve asla dolaylı dahi olsa eleştiriye gelmezler. Kırılgan yapıları olduğu için narsistler kırılgandırlar. Alıngan, incinendir. Peki önceliği hep narsist eşe mi vermek lazım evde? Çocuklardan önce de onun mu gönlü yapılmalı? Eğer bu kadar alkışa, iltifata ve sen demeye mahkum ve muhtaçlarsa, öncelik hep onlara mı verilmeli? Evin huzurunu sağlamak için. Yani önceliği verdiğinizde zaten o yuva gider. Ama şu benim sizin cümlelerinizden anladığım, narsistle eğer devam edeceksiniz, o zaman birinci gündem maddeniz o olmalı. Onun davranışları, onun memnuniyeti vesaire vesaire. Aslında çocuklar olmalı ama o tehlike olduğu için, o tehlikeden sakınmak için zaten bilinçaltınız hep ona çalışır. Tabii yine çocukları korumak için yapıyor. Huzursuzluk çıkıp da üzülmesin çocuklar tabii, diye. Akşam gelecek ne yapacaksınız? Çünkü bu kişinin ne zaman, ne yapacağı, ne diyeceği, neye nasıl tepki vereceğini kestiremezsiniz siz. Ve böyle bir kişiyle yaşayan diken üzerindedir hep. Hep diken üzerindedir. Bir akşam eve gelir inanılmaz iyidir. Çünkü eşef saatidir o. O gün para kazanmıştır. İşleri yoluna gitmiştir. İnanılmaz iyidir. Ama o iyiliğin tadını bile çıkaramazsınız siz. Çünkü az sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Yani bir mafya babasıyla oturup çay içmek gibidir. Adam neşeli, gülüyor. Ama sonra ne yapacağını bilemezsiniz bunu. O kadar riskli bir şey. O yüzden altını çiziyorum ben bunu. Yoksa ben boşama taraftarı bir insan değilim. Bizim işimiz aileleri kurtarmak. Adam geliyor, dünkü danışanımı söyleyeyim ya, uzağa gitmeye gerek yok. Hocam diyor, içeri giriyor, cips almış gelmiş. Biz cips çocuklar yemesin diyoruz. Cipsi açtı hocam diyor, kenara geçti ama ben yiyebilirim. Evde kurallanmışız ya, çocuklara cips yedirmeyeceğiz. Ben yiyebilirim. Çocuklar siz yemesiniz, anneniz yasakladı çünkü. Anneyi de kötü gösteriyor bu arada. Tabii, anne yasakladı. Anne yasakladı, çocuklar gelip almak istiyor, vermiyor onlara. Hocam diyor, içeri girer, çocuklara şaplatır diyor ya. Bir tane ona, bir tane ona, bir tane ona. Ne yapıyorsun? Çocukları seviyorum, şaka yaptım diyor. Ya dövüyorsun sen çocukları. Ne alakası var ya? Sen de her şeyi kafaya takıyorsun ya. Biz nasıl büyüdük?
ya babamız neler yapmazdı ki bize falan başlar. Savunur kendisini. Hocam der ki artık ben onu bıraktım, şunu bıraktım çocuklara. Narsist bir kişinin eşi zamanla ona söyleyemediklerini çocuklarına söylemeye başlar. En fenası. Evet. Ona dökemediği öfkesini çocuklarına dökmeye başlar. Narsistlerin eşleri eğer bayansa çocuklarına kök söktürür. Sonra çekilir bir tarafa ağlar. Ben nasıl bir anneyim diye. Vicdanıyla. Evet. Yarın aynısını bir daha yapar. Çünkü narsist eş karısını beslemediği gibi var olan enerjisini de alıyor. İçini boşaltıyor. Kadın artık ayakta kalacak mecali yoktur. Çocukların yaramazlıklarına, çocukluğundan kaynaklı o yaramazlıklarına tahammül edemiyor. Bu defa patlıyor. Yapmayın, başım ağrıyor. Kaç defa dedim size, yeter artık bıktım sizden. Tamam git biraz da işte şundan iste falan. Çocuklar anneden uzaklaşmaya başlar. O yüzden narsistin narsistlikten doğan sorunlar çok büyük. Silsile olarak devam eder. Bir şey değil ki. Ha, bir şey olsa deriz ki hanımefendi ya buna da katla ne olacak yani beyefendi bunu da görmezden gel. Peki yok. Bir narsistin mutlu olacağı ideal tipoloji hangisidir? Köle. Kendini, hayatını eritmiş. Köle. Köle oldun mu? Tamam. Ama köle olsan da garantin yine yoktur. Ne zaman bağıracağı, ne zaman öveceği. Ha, onlar cepte. Tabii onların ne zaman o yine ona kalmış. Ama köle olursan bütün inisiyatifi ona bırakacaksın. Asker gibi olacaksın, o komutan gibi olacak. Her dediğini yapacaksınız. Hiçbir şeye karışmayacaksınız. Eleştiri yok, itiraz yok. Kalk, kalk, otur, otur, gidelim, gidelim. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Ara ara iyi olurlar. Ara ara çok iyi olurlar yani. Hep böyle değil. Ruh haline göre değişir o. Ama ara ara o kadar iyi olurlar ki. Bazen bipolar eğilim mi gösterirler? Buradan o kadar yani bipolarda çıkışlar mı? Evet, depresif ve agresif manik evreler var. Yani ona benzer bipolar değildir ama. Bipolar bir hastalıktır. Bipolar bir hastalıktır. Narsistik bir kişilik bozukluğudur. Bipoların çözümü bir derece mümkündür. İlaç kullanabilirsiniz orada. Narsistlerde ilacın hiçbir faydası yok. Zaten narsist bir kere hasta olduğunu kabul etmez. Ona göre mükemmel bir insandır o. Kusursuzdur o. O yüzden de tedaviye kapalı. Tabii kabul etmez. Danışmana kolay kolay gitmez. Danışmana şöyle götürebilirsiniz. O yöntemi kullanıyorum. Burası önemli. Deyin ki, danışman dedi ki, benim sana yardımcı olabilmem için eşinin desteğine ihtiyacım var. Öyle gelir. Ben öyle getirtiyorum mesela. Emel Hanım, benim size yardımcı olabilmem için sizin eşinizin desteğine ihtiyacım var deyin eşinize. Ha tabii tabii gelirim. Hocam yardıma ihtiyacınız varmış diye gelir. Peki ne yapacak? Yine yüceltiyorsunuz yani. Tabii tabii. Sonra ne yapacaksınız? İşte diğeri danışmana kalmış. Oradan girecek, buradan girecek. Öyle hassas davranacak ki birkaç seans devam edebilirsiniz. Yoksa devamlılık da olmaz. Hemen bırakır. İkincide vazgeçer. Siz onu hedef aldığınızda aha anladım der. Köşeye sıkışmadan kaçar. Öyle bir davranmanız lazım ki. Peki ne yapabilirsiniz? Bir danışman mesela ben korkuturum. Kaygılandırırım. Eğer böyle davranacak olursanız eşiniz hasta olur. Çocuklarınız hasta olur. Hasta olurlarsa şöyle şöyle olur. Gelecekte başına bunlar bunlar gelir demeye başlarım. Ödleri kopar. Korkaktır. Aynı metodu evdeki işte eşi partneri de uygulasa? İnanmaz ki ona. Nereden çıkardın sen der. Bir uzman dediğinde inanır buna. Ha. Tabii otoriteye saygıları vardır. Ama kendinden daha fazla bilmezler. Ha, yani Emel Hanım da bir şeyler biliyordur. Ferhat ama daha Bey, fazla değil. Evet Ferhat Bey de bir şeyler biliyor. Ahmet Bey de bir şeyler biliyor ama gerçek bilgi bende. Onu bilirler. Güce karşı itaatkardırlar. Güce itaat ederler, güç kendilerine geçince de ezerler. Diyor ki nasıl ben ona itaat ettiysem sen de bana itaat edeceksin. Çünkü benim param var. Hele parası varsa. Masa, kasa varsa bu. Narsist onunla ayakta tutunur. Çünkü narsist kırılgan olduğu için ayakta duramaz. Birine yaslanması gerekiyor. İşte eşine yaslanır. Eşini emerek beslenir. Eşi onun koltuk değneği olur.
koltuk değneği yapıncaya kadar onu öğütmeye başlar. Kırar, kolunu kanadını kırar, kendine mahkum hale getirir. Sonra oh der, rahatlar. Avının başına oturur, avını yer. Ortada bir kimlik de kalmamıştır zaten. Buna itiraz edecek, yeme beni diyecek kimse de kalmamıştır. Evet. Şimdiye kadar anlattığım, evliliğini devam ettirmek zorunda İsteyen olanlar için. Evet, tercihi o yönde kullanıyoruz. Ama genel duruşumuz ne olmalı? Hocam ben genel duruşumu, doğru duruşumu ortaya koyayım, sonuç ne olursa olsun razıyım. Evet. Birey olacaksınız siz. Yetişkin olacaksınız. Özgüvenli olacaksınız. Ona muhtaç olmadığınızı ortaya koyacaksınız. Ve onunla iletişiminiz çocuksu olmayacak. Anne baba modu olmayacak. Yetişkin bir muamele göstereceksiniz. Onunla asla tartışmayacaksınız çünkü yeniksiniz. Onu asla ikna etmeye çalışmayacaksınız. Asla tartışmayacaksınız. Yeri geldiğinde mizah yapacaksınız. He he canım. Evet. Ya sen de kadın mısın? He he canım. Deyip geçeceksin. Yani narsiste diyeceksin ki ben seni çözdüm. Ben seni biliyorum. Senin 5 kuruşluk kişi olduğunu biliyorum ya. Sen ödleyin tekisin ya. Sen bir çocuksun ya. Bunu hissettirmeniz lazım ki. Onu daha kızdırmaz mı peki? Geriye çekilecek. Narsist şöyle kızar. Seni yeneceğine inandığı sürece öfkelidir. Seni yenemeyeceğini anladığında da korkak olur. Öyle kabadayı görünür ki. Seni bitiririm mesajını verir. Ama baktı ki hayır olmuyor. O zaman ödlek olur. Teslim olur. Ayaklarına kapanır. Bakın ayaklarına kapanır. Ben şunu ettim sen etme der. Ne zaman biliyor musunuz? Seni kaybedeceğini anladığı an. O yüzden bir hanımefendi, bir beyefendi, bir narsist de yaşıyorsa ben tek başıma bir birey olarak ayakta durabiliyorum. Benim sana ihtiyacım yok. Ne kasana, ne masana, ne sana benim ihtiyacım yok. Ben mutlu bir evlilik devam edecekse buradayım. Çocuklarım için buradayım. Yoksa ben burada kalmak zorunda değilim. Narsist bunu anladığında kendini hep fren koyar. Buraya kadar gelir durur. Şunu diyecek durur. Bunu diyecek durur. Çünkü siz sınırınızı çizdiniz. Bunun da inandırıcı olması lazım tabii. Kadının bunu söylerken blöf değil. Gerçekten de bu yaşam konforunu elinde tutuyor olması lazım. 3 gün önce bir danışanım dedi ki, Ferhat Hocam ben dedi bu yöntemi kullandım. Evde eşyalarımı topladım. Ben gidiyorum. Hocam dedi umurunda değil. Yan tarafta telefonda oyun oynuyor. Ama hocam tutmadı dedi. Tutmaz dedim. Çünkü sen ciddi değildin ki. Ciddi miydin dedim sen? Yo. Ya o bilir. O senin ciddi olmadığını bilir. Senin onsuz yapamayacağını noterde onaylamış kadar emindir o. O zaten bunu fark ederse sana o saldırı yapmaz. Öyle blöflere gelmez o. O inanacak. Net inanacak. Çünkü o biliyor ki defalarca önceden gittiniz geldiniz. Zaten boşanmayı çok gündeme getirir narsist eşleri. O bilir bunların blöf olduğunu. Hiçbirine gelmez. Kararlı, net ve gerçekten her şeyi göze almanız lazım. Yoksa korkularınıza yenik düşerseniz ömrünüz heder olur yani. Cesur duracaksınız. Hocam ben narsizmi bu kadar uzun konuşacağımızı düşünmemiştim. Evet. Neler söylediniz başlığı öyle? Başta narsist atarsınız bence narsizmle ilgili. Bence de. Evet. Ben cümleye Batı'nın böyle bir bombardımanı var diye girecektim. Yayın öncesi sohbetimizde dediniz ki durun Emel Hanım. O iş öyle değil. Ayrıca bir önem atfettiğimiz aile kurumu ciddi yaralar alıyor. Bunun içerisinde sosyal medyanın, bazı dijital platformların yayınlarda yer verdiği içeriklerde çok belirleyici oluyor diye ben düşünüyordum. Evet. Ama siz dediniz ki hayır ben konuya başka bir yerden gireceğim. Evet. Size göre uzman gözünüzle ailemiz en büyük yarayı nerede aldı ve almaya devam ediyor? Bir ağaç kendi içinde çürümüşse dışarıdaki saldırıların hiçbir önemi yoktur. Ben bugün aile kurumuna en büyük zararı aile kurumunu temsil edenlerin verdiğini düşünüyorum. Yani eşlerin, yani kayınvalidelerin,
Yani görümcelerin, eltilerin, işte annelerin, babaların, aile kurumu kim temsil ediyorsa, çekirdek aileden geniş aileye kadar. Ve aile kurumu doğru temsil edilemediği için, yani sizin taşıyıcısı olduğunuz değerler neyse, o değerleri, o gelenekleri doğru temsil edemediğinizden dolayı sizin çocuklarınız sizden, davranışlarınızdan ve dolayısıyla da değerlerinizden nefret etmeye başlıyorlar. Birçok genç evlenmek istemiyor. Eğer evlilik annem babamın evliliği ise ben böyle bir evlilik istemiyorum diyor. Alın size aile kurumuna vereceğiniz en büyük zarar. Kayınvalide fenomeni hep vardı. Görümce fenomeni hep vardı. Elti fenomeni hep vardı. Peki ne oldu da son yıllarda bu fenomenler bu kadar etkili olmaya ve bu kadar güçlü olduğunu sandığımız kurumu yıpratmaya değer hale geldiler? Evet, şöyle söyleyeyim, bence geçmişten beri de vardı. Şu anda medya aracılığıyla daha çok açığa çıkmaya başladı. Gizli gizli köylerde, kasabalarda inanın inim inim inleyenler vardı. Biz duymuyorduk. Aradaki fark o. Kayınvalidelerin problem olmasının bence en önemli sebebi yine erkeklerdir. Kayınvalide kocasından sevgi alamadığı için, kocasından değerlilik duygusu alamadığı için, kocasının yanında kendini iyi hissetmediği için veya güvenmediği için kendi geleceğini kendisi inşa etmeye başlıyor. Kendi ürünü, kendi oğluna, mahsulü, evet, kendi mahsulatından birini seçiyor. Kim olacak bu? Oğlu olacak. Oğlu kendi sigortası, kendi geleceği. Öyle bir yatırım yapar ki ona, kendi parçası gibi yatırım yapar, ona bağlanır. Sonra onu başkasına nasıl versin bu kadın? Vermek istemez. Verecekse de geline der ki, seni kızım gibi seviyorum. Yani bana kızım gibi ol, benim ne dersem onu yap ki şu oğlumla benim arama girme. Ben de diyorum ki gelinlere, kayınvalidenize deyin ki, ya ben senin kızın olamam ki. Çünkü senin kızın olsam oğlunla evlenemem ki. Çünkü kardeşler evlenemezler. Ben senin kızın değilim, ben senin gelininim. Ve ben senden kızına gösterdiğin ilgiyi de beklemiyorum. Yani şunu diyor, gel etkimin altına gir, beni korkutma, beni kaygılandırma, beni şu geleceğimden koparma beni demeye başlar. Öyle yakın bir ilişki kurar ki bu defa denetlemeye başlar gelini. Gelin bakar ki, aa nereye gidiyoruz ya, ne oluyor ya? Evime müdahale ediyor, ya eşyama müdahale ediyor. 3 gün önce, 4 gün önce vakada bahsediyorum ben. Hocam kayınvalidem geldi diyor, 3 aylık evliyiz, eve masa getirmiş. Ne masası dedim? Masanız yok, ben gittim masa aldım size diyor. Tamam da anne biz alabiliriz. Ya kızım yani bak iyilik yapmak istedim diyor. Kendini o evin bir parçası olarak görüyor ama. Orada görünmek istiyor çünkü. Bir aya orada olacak. Çünkü oğluyla besleniyor. Her pazar günü gelecek oğlu. Gelmese rahat edemiyor. Oğlunun kendinden uzaklaşmasını istemiyor. Bunun sebebi dediğim gibi. Eğer kayınvalide kocasıyla mutluysa git oğlum der ya. Git bize rahat rahat baş başa eşimle dolaşalım ya. Sen de büyüdün git hadi yürü. İnan böyle olur. Kim istemez kocasıyla vakit geçirmeyi? Ama öyle olmuyor. Bir de bu son özellikle pandemiyle birlikte hayatımıza girişi çok artan dijital negatif etkisi var. Ve dijitaldeki o yayınlar var. Kendimizi korumak, belki biraz uzaklaştırmak adına şerh düşeceğiniz o negatif etkilerin de altını çizmek ister misiniz? Evet, Emel Hanım, bir kere teknoloji asrında yaşıyoruz, bunu kabul edelim. 3 yaşına kadar yasaklayın, bakın yasaklayın. Nasıl yasaklayacaksınız? Göstermeyeceksiniz mümkün mertebe. Bunun da yolu anne baba eve geldiğinde telefonunu bir kenara bırakmakla mümkündür. Televizyonunu kapatacaktır. Zaten o zaman eş olursunuz. İlginç bir veri paylaşacağım. Ben 25 yıldır evliyim, evimde hiç televizyonum olmadı. Size çok tuhaf gelecek. Bana diyorlar ki hocam televizyonsuz nasıl yaşıyorsunuz? Ben de yemin ederek söylüyorum. Televizyonlular nasıl aile oluyor ben de bunu anlamıyorum. Ya televizyon varsa aile olamazsınız ki. Eşinizle dertleşemezsiniz ki. Adam akşam eve geliyor 2 saati var. 3 saati var. Hocam biraz haberlere bakıyorum. Biraz maç izliyorum. Biraz şuna. Bitti zamanı.
Haberlere bakıyorsun ama evindeki haberlerden haberin yok. Çok güzel. Eşinle dertleşeceksin. Eşin sana bilgi verecek. Çocuğunla ilgili veriler kıyamet koptuktan sonra öğreniyorsun sen. İş işten geçiyor. Çünkü çocuk seninle bağ kuramıyor. Birçok çocuk televizyonla babanın arasına giriyor. Baba bana bakar mısın diyor. Çık lan Arda diyor, çık. Kadın gel bur al şuradan diyor ya. Yahu bana bak diyor, bana bak. Bana bak. Senin bakmadığın o çocuk sana ileride bakmayacak. Gelirsin 70 yaşına o çocuk ortada görünmeyecek. Nankör çocuk demeye başlayacaksın. İlginç bir şey söyleyeyim bakın. Buyurun. Size bir ayetten bir şey söyleyeyim. Diyor ki çocuğa diyor. Diyor ki çocuk için de ki ey Rabbim. Annem babam bana merhamet et. Tıpkı küçükken bana davrandıkları gibi. Anladınız mı? Maalesef anladım. Evet. Peki küçükken iyi davranmadıysa ne olur? Çocuklar küçük ihtiyarlardır. İhtiyarlar büyümüş çocuklardır. İnsan ihtiyarlayınca hayatın başına döner. Çocuklaşır. O zaman sen çocuklarına, doğurduğun çocuklarına, yetişkin çocuklarına muhtaç olursun. Sen çocuk haline gelirsin. Sen çocuklarınla nasıl ilgilendiysen, senin o çocukların ihtiyarlık haline gelmiş çocukluğuna öyle davranacaklardır. Unutma, sen ileride çocuk olacaksın. Ve ne diyor biliyor musun ayet? Onlara öf bile demeyin. Tamam, anne baba öf demeyeceğiz. Eyvallah. Sen küçükken onlara öf demediysen o sana öf demeyecek. Sen öf dememeyi öğrettiysen sana öf demeyecek. Çünkü onlar da masum çocuklardı. Masum çocuğa öf dersen masum ihtiyara da öf denir. Birçok genç danışanım bana demiştir ki, ya hocam niye Kur'an'da anne babaya öf denmiyor? Biz çocuğuz, bize öf denmemesi gerekmez mi? Hmm. Çocuk mantığına bakın ya. Evet haklısın diyorum. Ama orası yanlış anlaşılıyor. Öyle demiyor ki diyorum. Ama hocam annem babam ikide bir bunu gösteriyor bana. Allah diyor ki anne babaya öf demeyeceksin diyor. Silah olarak bunu kullanıyor, baskı aracı olarak kullanıyor. Çocuk da diyor ki din böyleyse bu adil değil diyor. Evet öyle değil diyorum. Nasıl hocam? Bak ben sana ayeti okuyayım. Beraber öğrenelim. Ayette diyor ki Emel Hanım, cümle kelime kelime söylüyorum. Anneniz veya babanız, ikisi veya ikisinden birisi ihtiyarlık vaktine geldiğinde, altını çizelim mi? İhtiyarlık yani 65 yaşına gelmiş olması lazım. Bu bir. İki, senin yanında kalırlarsa, şart iki, senin yanında, senin evinde sana muhtaç olarak kalırlarsa onları öf deme. Biz şartları ortadan kaldırıyoruz. İhtiyarlığı kaldır, yanında kalmayı kaldır. Adam 35 yaşında baba, 8 yaşında, 5 yaşındaki çocuğa baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor ama çocuk ona öf demeyecek. Bu nasıl bir adalet olur ya? Allah bunu demiyor ki. Sizin çok izlenen videolarınız var, sosyal medyanız çok güçlü, çok takip ediliyor. Oradan bir alıntı yapacağım izin verirseniz. Hani genelde deyimlerimiz arasındadır ya, anasına bak, kızını al. Siz diyorsunuz ki, anasına bak, oğlunu al. Karar vermek üzere olan kızlarımız, kayınvalidede neye dikkat etsinler de ona göre kararı netleştirsinler. Bir erkeğin hayatında tanıştığı ilk kadın annesidir. Eğer bir beyefendi, bir oğlan çocuğu annesiyle duygusal bağ kurabildiyse, bakın duygusal bağ, sevgi odaklı, şefkat odaklı bir bağ kurabildiyse artık kadın dünyasıyla nasıl bağ kuracağını öğrenmiş olur. Eğer baskın, otoriter, kuşatıcı bir anne ise, sevgi değil sadece ilgi verdiyse bu adam kadın dünyasını anlayamaz ki. O yüzden diyorum annesini sevmeyen, sevemeyen eşini sevemez. Takipçilerden şöyle bir itiraz geliyor. Hocam benim annem, eşim annesini çok seviyor ama beni sevmiyor. Hayır, o annesini sevmiyor. O annesine bağımlı. Annesine bağımlı olmak ayrı bir şey. Annesini sevmek ayrı bir şeydir. Seven kişi bağımlı olmaz. Sevgi hisseder.
O yüzden annesiyle duygusal bağ kurmuş, sevgi odaklı bir bağ kurmuş bir beyefendi eşinin dünyasını anlar, kadın dünyasını anlar, kadının neyi istediğini anlar, neden hoşlandığını anlar, kadın ruhunu keşfetmiştir bu adam. Yoksa annesiyle iletişimi olmayan bir adam uzaydan inmiş gibidir. Bir kadınla evlenir, kadının ne olduğunu bilmez. Erkek gibi davranır. Kanka gibi davranır. Koluna vurur, kadın der ki inciniyor. Ya sen de Allah aşkına ya ne kadar alıngansın, ne kadar böyle her şeye kafayı takıyor. Ya inciniyor işte. Morarıyor bakın kolundan tutuyor. Kadıncağızın kolu morarmış. Hocam diyor inanın şaka yaptım şöyle tuttum. Kadının naivliği. Sevgisini öyle mi gösteriyor? Ya, şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Evet. Yani eş adaylarını işte kayınvalideleriyle tanıştıysa oturup kızlarımız gözlemlesinler. Evet şunu yapacaklar. Evet. Kayınvalideyi iyi bir keşfetsinler. Yani sadece adamla tanışmaları yetmez. Kayınvalide otoriter, baskın, despot, her şeye müdahale ediyor. Yönetici. Böyle bir kayınvalide oğluna sevgi veremez. Yoğun bir ilgi vermiştir. İlgi bedeni besler. Sevgi ruhu besler. Aralarında hangi diyaloğa tanık oldularsa aman ha bu bir kırmızı kalemle altını çizerim. Bir daha düşünün derim dersiniz. Oğul arasında nasıl mesela, bir diyalog gelişsin? Adam dedi ki benim gitmem lazım annem kızar. Mesela dedi ki benim hemen gitmem gerekiyor. Annem üzülür. Annem üzülür. Annem şu, annem bu. Annem bekliyor. Evet annem bekliyor. Ha, ipi bağlamış demektir orada. Evet. Bu ondan tehlikeli bir kurtaramazsın. Durum. Aynen öyle kurtaramazsın. Ama kayınvalide arıyor. Siz dışarıdasınız, takılıyorsunuz. İkide bir kayınvalide arıyor. Kayınvalide kaygılı. Ne oluyor acaba? Fazla bağlandılar mı? Beni bırakacak, terk edecek kadar ona bağlandım istemez. Kayınvalide kızım gibi ol diyor ya, şunu yapmak istiyor. Benim kontrolümde, benim denetimimde ilerleyin. Benim müsaade ettiğim kadar birbirini seveceksiniz. Çok fazla ileri gitme yoksa ben kaygılanıyorum. Oğlumu benden koparmayacak kadar seveceksin diyor. Fazla ileri gitme diyor. Komutlarımı dinle, evet. O dahilde hareket et. Benim denetimimde olursan rahat ederim. Denetleyen kişi, kuşatıcı kişiler, otoriter kişiler kaygılı insanlardır. Kaygılarını gidermek için, içerideki kaygıları gidermek için dışarıyı yönetirler. Oğlan dışarıda dolaşıyorsa akşam gelince mutlaka soracak. Nereye gittiniz? Ne konuştunuz? Ne dedi sana? Çok sevdin değil mi? Tuzak soru. Tabii çok sevdin değil mi? Oğlan da evet. Kayınvalide bir iç çeker. Çok sevmiş kızı. Çok enteresan bir şeydir. Yani şunu da anlıyorum ama Emin Hanım. Bu da çok kolay bir şey değil. Bir evlat büyütüyorsunuz. Sakın gidip kayınvalidenize konuşmayın. Sakın kayınvalideyle hani sorun çözmeyin. Falan. Dertleşmek yok. O oğlu hakkında bir şey söylüyor, o da kocası hakkında bir şey söylüyor. Sakın tehlikeli ha. Sular çok tehlikeli. Ne olabilir? Çok tehlikeli. Bir kere kayınvalideyle gelin yüz göz olmaya başlar. Beklentilerini tek tek söyler, komutlarını verir. Sen yapmadıysan bittin. Kapıyı kapat, oraya girme. Evde ilgili bir problem varsa de ki oğlunla konuş. Kayınvalidenin sorununu oğlu çözecek. Kadının annesinin babasının sorununu kadın çözecek. Bu kadar. Ailelere müdahale etmiyoruz. Yani şöyle diyelim, anne baba sınır koymayı bilmeyebilir. Ya Anadolu kültürü bir bakıyorsun tabii. Sabah kapı çaldı geldiler. Biz sınır koyacağız. Şunu bilmeliyiz ki nasıl ki ben erkek olarak diyorum benim annem babam bir çift ve bir aileleri var. Ben de eşimle bir çiftim ve benim ailem var. Bir de evlilik dediğimiz aile hayatının içinde yakın ilişkiler var. O mahrem karı koca ilişkisi var. Takıntı çok da tabii konuşulabilecek bir konu değil. Bizim kültürümüzde edebende ama bir uzmana da sormak gerekiyor. Bu takıntılar mahrem hayatı yani cinselliği etkileyecek noktaya geldiyse ve bir uzmana da gidilemiyorsa buradan verebileceğiniz evet. Tüyolar evet, ve kesinlikle. O dokunuşlar, sihirli dokunuşlar ne olabilir? Peki. Çok önemli bir konu. Mahrem olduğu için kimse bu konuya girmiyor ama kendi içinde çürüyüp giden bir konu. Bir evlilikte cinsellik yoksa o evlilik Avrupa Medeni Hukukunda, Türkiye Türk Medeni Hukukunda,
İslam medeni hukukunda bir seneyi geçtikten sonra yetkiliye müracaat ettiğinizde boşanabiliyorsunuz. Almanya'da. Mahkemeye deyin ki biz geçen sene Eylül ayından bu yana, ben orayı bildiğim için söylüyorum. Eylül ayından bu yana cinsellik yaşamıyoruz, aynı yatağı paylaşmıyoruz. Bu Eylül'de anlaşmalı boşanabiliyorsunuz. Hiçbir gerekçeye gerek yok yani. Türk Medeni Kanunu'nda Türk medeni de böyle. İslam hukuku da buna cevaz veriyor. Aynen öyle. Evlilikte cinsellik, peki cinsellik ne demektir? Bunu biraz açalım. Hanımefendiler burayı eksik algılayabilir. Ve bu konu sıkıntılı bir konu. Neden sıkıntılı bir konu? Çünkü ben geçen bir paylaşım yapmıştım. Cinsellikle ilgili hanımefendilerden şöyle itirazlar geldi. Sanki cinsellik erkeğin kadından 5 dakikalığına istediği biyolojik beraberliktir. Ben şuna üzüldüm biliyor musunuz? Yahu ülkemin kadınları bile cinselliğin ne olduğunu bilmiyor. Çünkü öğrenmediler ki. Oysa ki cinsellik her şeyden önce duygu alışverişidir ya. Duygusal doyum. Duygusal doyum olmadan bedensel doyum olmaz. Ve tek kişilik bir kazanç değildir. Evet, karşılıklı bir terapidir. Karşılıklı bir terapi. Ya muhteşem bir şey aslında. Yani yaratıcının muhteşem bir tasarımı denebilir. Karşılıklı bir terapi sürecidir. Zaten karşılıklı birbirinizi terapi edemezseniz terapiste muhtaç olursunuz yani. Bir terapi süreci. Peki ama Anadolu'da ne oluyor genelde? Erkek ihtiyacı oluyor 5 dakikalığına, kadın için sadece eziyettir o. Kadın için işkence oluyor. Ve Türkiye'de başladı şu anda. Akşamları baş ağrısı sendromu var kadınlarda. Hocam akşam olunca eşimin başı ağrır diyor. Kadın kendisi söylüyor. Hocam akşam olunca başım ağrır diyor. Yani başım ağrıyor, bana karışmadır bu. Bu defa narsistler bunu çok iyi kullanır. İşte sen bana işte cevap vermiyorsun, melekler sabaha kadar sana lanet eder falan. Ya o bilgiyi nereden alıyor? İşte hadis varmış. Ha, dini de kullanıyor. Evet evet buna. Evet, hadisi alıyor. Ya tümünü alsana. Aynı hadis sana diyor ki, ne kadar sahih bilmiyorum ama. Aynı hadis sana diyor ki, eşine horoz gibi yaklaşma. Horoz tavuğun üzerine atlar ve iner. Saniyeliktir. Bunu yapma diyen hadisi niye anlamıyorsun? Bak net bir şey söylüyorum. Cinsellik bir alışveriştir. Karşılıklı bir alışveriştir. Kadınsal duygusal doyum ve cinsel doyum, erkekte duygusal ve cinsel doyumdur. Kadının istediği öncelikli şey duygusal doyumdur. Kadında duygusal doyum meydana gelmiyorsa cinsel, biyolojik doyum oluşmaz. O yüzden ya hadi gidelim. Adam diyor hadi gidelim. Olmaz. Bakın lütfen hayvanlara bakın. Bir akvaryumda izleyin ya. Erkek balık dişi balığa gider, dişi balık kaçar. Erkek balık kur yapar. Kur yapar. Yarım saat kur yapar. Daha sonra cinsellik yaşarlar. Bu ne demek? Kadın arzulandığını sonuna kadar hissetmesi lazım. Ta ki kadın da bu ilişkiye hazır hale gelebilsin. Yoksa sonuç odaklı 5 dakikalık bir ilişki iki tarafı da sadece yorar. Sadece biyolojik olarak enerji kaybı yaşarlar. Ama duygusal doyum olursa enerji kaybı olmaz. Yorgun da olmazlar. Süremizin sonuna geldik. Böyle yarım bırakıyor olmaktan çok rahatsızım ama çok teşekkür ediyorum. Ben hemen izleyicilerimizin huzurunda sizden ikinci röportaj için hemen sözü alacağım. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Selamlarını bir kez daha ileteyim sizi sevenlerin, izleyicilerin. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki tadı damağınızda kaldı ama bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Emel Hanım. Siz de gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Yani bu verilerin insanlara ulaşmasına aracılık yapıyorsunuz. Çok faydalı, çok hayırlı bir iş yapıyorsunuz. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam.